Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bugünkü basın toplantımız, biraz geciktim, çok özür diliyorum hepinizden. Beklemediğim bir trafiğe kaldım. Beni bağışlayın, özür diliyorum tekrar. Bugünkü toplantımızın ve basın toplantımızın ana nedeni, altyapıya verdiğimiz önem ve bununla ilgili önümüzdeki yıl ve yıllarda izleyeceğimiz politikalar, bunlarla ilgili yol haritamız nedir, nasıl olacak? Bu konularda size bilgi aktaracağız. İlgili kişiler özellikle bu bilgileri sizlere aktaracaklar. Ben her şeyden önce Bırakmam Seni kampanyasının Ödül Senin kısmıyla ilgili dün gece yapılan YouTube yayına verilen desteğe ve gösteren ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Camianın birbirine olan bağlılığının dün gece de bir kere daha tescil edildiğini huzurlarınıza söylemek istiyorum. Ancak şunu da belirtmek istiyorum ki, evet, dün gece saat 12'ye kadar bir süreçti. Çekilişe katılabilmek için atılan SMS'lere verilecek numaralar. Evet, o saate kadar atılanların hepsi ayın 19'unda yapılacak olan çekilişte ki ödüllerden kendilerine çıkanları alacaklardır. Ama onun dışında kampanyamız Şubat'ın sonuna kadar yasal anlamda devam etmektedir. İmkanları olan Beşiktaşlıların SMS'lerine devam etmeleri halinde verecekleri katkıya şimdiden teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Ekşi hocamızı bütün camianın bildiğini söylemek istiyorum. Sayın Mehmet Ekşi hocamız bizim kaptanımız, aynı zamanda değerli futbolcumuz. Futbolculuk döneminde ve daha sonraki Beşiktaş'a verdiği katkıları hep bizim malumudur. Kendisiyle bir yola çıktık, imzaladık. Uzun yıllar umuyorum beraber olacağız, sağlık, sıhhat ve başarılarımızın devamı için duacıyız. Mehmet Ekşi hocamızın bizim için önemli tarafı, çok değerli hocamız, A takımımızın teknik direktörü Sergen hocamızın da kendisiyle ilgili pozitif, samimi duyguların olması bizim işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Her iki hocamız için de birbirleriyle olan pozitif düşünceleri ve yaklaşımlarının çalışmada ileride bizlere çok pozitif olarak döneceğini de burada belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz kampanyaya başladığımız andan beri, göreve geldiğimiz andan beri tamamen öze dönmemiz gerektiğini, özümüzden yola çıkmamız gerektiğini ve dolayısıyla altyapımızın da artık önem ifade ettiğini, Türk futbolunun eskisi kadar daha önceki yıllara göre büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu zaman zaman belirtiyorum. Bütün futbol takımlarımızın ligdeki hepsinin aslında ekonomik olarak sıkıntıları büyük ve büyümeye devam ediyor. Bunun da önüne geçirebilecek tek yol öz kaynaklarımızdan, özümüzden ve altyapımızdan sağlayabileceğimiz futbolcu miktarını, adetini ne kadar çok çoğaltabilirsek, onların başka takımlarda başarılı top oynayacakları süreçte onların satışlarından gelecek olan gelirlerden faydalanmak kulübümüzün ekonomisi açısından artık bir elzem olmuştur, bir şart olmuştur. Başka da bir çıkış yolu yoktur. Bunun iki tarafı da çok güzel. Bir, ekonomiye katkısı son derece pozitif olacaktır. Ayrıca özümüzden gelen futbolcularımızla, çocuklarımızla camianın birlik ve beraberlik omuz omuz yürüdüklerini görebilmek de çok da önemli. Şimdi müsaade ederseniz sözü altyapıdan sorumlu yöneticimiz Sayın Fırat Fidan'a vermek istiyorum. Onların çizdiği yol haritasını dinlemek istiyoruz. Daha sonra Ekşi hocamızın nasıl bir yol izleyeceğini bize anlatmasını rica edeceğim kendisinden. Daha sonra da Sergen hocamızın da altyapı ve özümüzle ilgili görüşlerini alacak şekilde ve A takımından sorumlu yöneticimiz size, o da kendi fikirlerini söyleyecektir, Emre Koca'da ve
En önemlisi de bu süre içerisinde Sayın Kapıcıoğlu, Şerafettin Kapıcıoğlu abimiz benim abimdir, büyüğümdür, değerlidir benim için. Altyapıya onun da vereceği katkılarda yanımızda olacağını buradan beyan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sözü Fırat Bey'e veriyorum. Fırat Bey buyurun. Teşekkürler başkanım. Sağ olun. Saygıdeğer başkanım, sevgili hocalarım ve değerli basın mensupları. Öncelikle böyle güzel bir günde Beşiktaş'ın altyapısının gelişimi için bana verdiğiniz bu fırsat için hepinize teşekkür ederim. Ses geliyor mu? Şimdi sözlerime başlamadan önce Sayın Başkanımız Ahmet Buğçevi'ye özel teşekkürlerimi sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Başkanımız bugüne kadar futbol altyapıya en fazla değer veren Beşiktaş Başkanı olarak tarihe geçecektir. Kendisi bizler için bir şans, Beşiktaş için de çok özel bir yere sahip bir liderdir. Altyapının önemini kavramış biri olarak takımımızın sürdürülebilir başarılarını sağlamak adına bana her türlü yolu açtığı için kendisine müteşekkirim. Bu özel günün en özel konuşmasını sevgili hocam Mehmet Ekşi yapacağından dolayı ben çok fazla uzatmayacağım fakat sizlere çok kısa bir şekilde göreve geldiğimiz günden beri Beşiktaş Futbol Akademi olarak neler yaptığımızdan hızlıca söz etmek istiyorum. Detaylı bilgileri de zaten divan kurullarında gerek de basın bültenlerimizde sizlerle paylaşmaktayız. Görevi devraldığımız Ekim ayından itibaren 25 kişilik iş adamlarından oluşan gönüllü bir icra kurulu oluşturduk. Altyapıda bulunan 277 futbolcumuzun ağız ve diş sağlığını Colgate sponsorluğu ile kontrol altına aldık. Yine aynı şekilde Dünya Göz sponsorluğu ile futbolcularımızın rutin göz muayenesini yapmaya başladık. Dünyada 72 kulübün kullanmakta olduğu Soccer Lab yazılımını altyapıda kullanmaya başladık. Böylelikle tüm sporcularımızın performans analizlerini yapabilmekte ve futbolcularımızla ilgili de tüm bilgileri veri tabanımızda saklamaya başladık. İçim Süt sponsorluğunda çocuklarımızın gelişimini sağlayan protein ihtiyaçlarını da gidermekteyiz. Akademi kültürünü oluşturarak çocuklarımıza ve antrenörlerimize İngilizce eğitimi, satranç, drama, diksiyon, fair play, bilgisayar kullanımı, tiyatro etkinlikleri, kişisel gelişim eğitimleri, öfke ve stres kontrolü dersleri ve benzeri eğitimleri aldırmış bulunmaktayız. Bu eğitimlerimizi sürekli hale getirmeye çalışıyor ve gelişimlerini yakından takip eden kulüp profesyonellerden oluşan bir eğitmen, bir diyetisyen ve bir de bir psikologla çalışmaktayız. Ayrıca sadece altyapıdaki çocuklarımızın sağlığı ile ilgilenen yine kulüp bünyesinde çalışan altyapıya özel bir doktorumuz da bulunmakta. Yine göreve başladığımız günden itibaren yatak, duşakabin, kütüphane, GPS cihazları, antrenman ürünleri, krampon gibi tüm ihtiyaçların kulübümüze maliyet çıkarmadan sponsorlar tarafından tedariğini sağladık. Geçmişte hiçbir zaman alınmamış olan yetiştirme bedellerini bu sene ilk defa almaya başladık ve kulübümüze buradan da bir gelir sağlamış olduk. Tüm futbol okulları sözleşmelerini yeniledik ve yeni prosedürlerle daha etkili ve altyapımıza oyuncu kazandıracak futbol spor okulları ağını sağlamış olduk. Burada çalışmalarımız devam ediyor. Rakiplerimize kıyasla en fazla futbol okulu olan takım haline geldik. Mevcutta 11 bin spor okulu öğrencimizin bilgisi de şu anda bizlerde mevcut. Almanya, Avusturya ve Kanada'da spor okulları açmaya başladık. Fortuna Sittard, Bundesliga Exchange, FC Pristina, Core Exchange gibi projeleri hayata sokup bu bölgedeki yetenekli sporcuları altyapımıza katmak için bir yol aldık. Fakat hepinizin bildiği gibi pandemi sürecinden dolayı bunları birazcık askıya almak zorundayız. Sadece altyapı scouting'den sorumlu bir hocamızla yeni yetenekleri arama işine soyunduk. Gelirlerimizi arttırmak için Fulya tesis alanımızın her bölgesine reklam panoları koyarak yeni sponsorluklar almaya başladık. Sadece akademiye ait olacak web sitesi tasarımı üzerinde çalışıyoruz. En kısa zamanda bunu da hayata sokmuş olacağız. Sosyal medya hesaplarımızı A takımdan ayırarak takipçi sayılarımızı arttırdık ve üzerinde çalıştığımız yeni projelerle birlikte burada da kulübümüzü temsilen Türkiye'nin en iyi takımı olma yolundayız. Bu da kısa sürede zaten göreceksiniz. Akademiye ait özel kreasyon ile Kartal yuvalarında da satılmak üzere yeni ürünler dizayn etmeye başladık. Yine en kısa zamanda bunların da tasarımlarını sizlerle paylaşacağız. Sadece 9 ay gibi kısa bir sürede A takıma altyapıdan 14 tane profesyonel çalışan gönderdik. Yani altyapı aslında sadece futbolculara değil,
aynı zamanda profesyonelleri de A takıma taşıma gibi bir misyonu üstlenmiş bulunmakta. Affınıza sığınarak çok da kısa bir finansallara değinip daha sonra bitireceğim konuşmamı. Göreve başladığımız yılın bir önceki yılında 14 milyon TL gideri olan akademi bütçesini 11 milyon TL gibi bir gidere düşürdük. Ve sadece 1 milyon lira geliri olan şubemizi 3,5 milyon TL geliri olan bir şubeye çevirdik. Hedefimiz Futbol Akademi'nin 3 yıl içinde gelir gider bütçesini dengeleyerek kulübümüze masraf kapısı gibi gözüken bir şubeden çıkarmak olacak. Tüm bunları yaparken altyapımızda çalışan emektar profesyonellerimiz tabii ki unutulmamalı. Onların hiçbiri olmadan bunlar olmazdı. Mehmet Ekşi hocamıza görevi devreden Necmettin Çelikan'a ben ayrıca teşekkür ederim. Kısacası daha yapılacak çok işimiz var ve yolun çok başındayız. Projelerimiz bittikçe siz değerli basın mensuplarına bunları sunacak. Başta da söylediğim gibi sürdürülebilir olması için elimizden geleni yapacağız. Bunun için tabii ki taraftarımızdan, genel kurul üyelerimizden ve sizlerden birazcık sabır da bekliyoruz. En büyük şanslarımızdan biri de altyapı kavramını çok iyi bilen iki hoca ile beraber çalışmak. Altyapımızdan çıkan ve dünya efsanesi arasına girmiş bir oyuncumuzun şu anda A takım hocamızın olması ve yine uzun yıllar formamızı giymiş, teknik direktörlük yapmış, hocaların hocası bir kişiyle çalışmak benim için gurur, takımımız için de mutlak başarı demektir. Şu anda içinde bulunduğumuz fırtınada omuz omuza olacağız. Akademide inandığımız iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz mottomuzla fırtınalardan en az hasar ile çıkıp başarılarımızı da ardı ardına yaşamak istiyoruz. Son olarak da sözü günün kahramanı olan hocamıza vermeden sizlere beni çok heyecanlandıran ve yaklaşık 6 aydır üzerinde çalıştığımız bir projenin ufak bir gözlemi yapmak istiyorum. Umarım sizler de benim gibi heyecanlanırsınız. Bu projeye destek veren, projeyi hayata sokmak için çok uğraşan başkanımıza da tekrar huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. Mehmet hocamız tüm camiamıza hayırlı olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, sözü değerli hocamız Sayın Ekşi'ye verelim. Keşke, buyurun hocam. Keşke Fırat'tan önce sözü bana verseydin. Bütün söyleyeceklerimi söyledi. Biz yöneticilerin böyle huyu vardır, rol kapmak gibi. İdare et hocam. Çalışırken olacak böyle şeyler. Evet. Herkese hoş geldin diyorum. Sayın Ahmet Nur Çebi ve Sayın Sergen Yalçın'ın daveti üzerine tekrar Beşiktaş'tayım. Mutlu ve heyecanlıyım tabii. Bu son dönemlerimde edindiğim
engin tecrübelerimi Beşiktaş'a vermekten çok mutluyum ve çok gururluyum. İnşallah hep birlikte el birliğiyle Beşiktaş'ı geldiği noktadan gönlümüzdeki noktasına en kısa sürede taşıyacağız. Unutmadan Necmettin Bey'e de teşekkürlerimi sunayım. Gerçekten çok değerli şeyler yapmışlar. Fırat Bey'i de katıyorum. Çok değerli şeyler yapmışlar. Çok ciddi, disiplinli bir yapı gördüm. İnşallah onların da fikirlerinden faydalanarak hep birlikte Beşiktaş'ı yukarılara taşıyacağız. Neden buradayım? Birincisi Beşiktaş bırakma beni dedi. Ben de bir Beşiktaşlı olarak bırakmam seni dedim, geldim. İkincisi de ben gerçekten çok deneyimli bir teknik adamım. 40 yıldır Türk futboluna hizmet ediyorum ve büyük deneyimler kazandım. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında. Bütün bu deneyimlerimi, bilgi ve becerilerimi Beşiktaş'la paylaşmaya geldim. Ve 100 yılın altyapısını kuracağız diye de iddialı geldim. Bu iddia nereden kaynaklanıyor diyeceksiniz. Öncelikle Sayın Başkanımızın bakış açısını ta daha başkan seçilmeden önce Kartal Yuvası'nda bir toplantı yapmıştık. Orada söyledikleri gerçekten gönlümüze girdi. Yani üretmeden tüketerek hiçbir kurumun hiçbir yere gidemeyeceği aşikardır. Sonuçta geldiğimiz nokta belli. Ekonomik olarak zor durumlarda kaldık. Artık azla çok yapmak devri kapandı. Çünkü müthiş bir rekabet var futbolda, hem aşağıda hem yukarıda. Öyleyse gerçekten geçmişi bir kenara bırakarak çok ciddi işler yapmak zorundayız. Ben Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra son 10 yılımı Türkiye Futbol Federasyonu'nda geçirdim. Orada hem akademi liglerinde hem eğitim kurumunda hem de genç milli takımlarda aralıklarla çalıştım ve yurt dışında neredeyse 20 kez UEFA'nın düzenlediği toplantılara, eğitimlere, seminerlere katıldım. Birçok ülkenin altyapılarını inceledim. Yani üzülerek söyleyeyim, şimdiye kadar birçok eksiğimizi gördüm. Bunu Beşiktaş Kulübü, inşallah yönetim kurulu, Beşiktaş yönetim kurulu bir karar alarak bizim projelerimizi gerçekleştirecek, destek verecek. Yani biz de gene iddialı konuşuyorum, Türkiye'nin en iyisi olacağız. Bu konuda hiçbir endişem yok. Doğru insanlarla doğru adımlar atarak ve de çok çalışarak en iyisini yapacağız. Felsefemiz en iyi çalış, en iyi ol, en iyi kal'lı hedef alarak kendi ekolümüzü yaratarak yolumuza devam edeceğiz. Bütün dünyada 1000 kişilik bir izleyici grubu oluşturacağız.
Bunların büyük bölümü gönüllü olacak tabii. Projelerimizden birisi de Beşiktaş'ta futbol oynamış, dünyanın neresinde olursa olsun kişilerle iletişim kurarak onları scoutingimizde kullanacağız. Öncelikle milli takım düzeyinde seçilmiş 100 kişilik bir futbolcu grubuyla işe başlayacağız. Bunun 50 kişisi 13-14 yaş gruplarında olacak, 50 kişisi de 15-17-19 yaş gruplarında olacak. Bu oyuncular Türkiye'nin seçilmiş oyuncular olarak büyük bölümü milli takıma aday oyuncular olarak orada Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışmamızın bir avantajı da buydu. Milli takımların geniş grupları hepsi bilgisayarımızda duruyor. Sistemi iki şekilde çalıştıracağız Beşiktaş'ta. Şu anda Fulya'da akademi grubu devam edecek. Nevzat Demir tesislerini de bizim eski projemiz BEFAM'ı yeniden canlandıracağız. 15-17-19 yaş grubunda BEFAM'ı devreye sokacağız. Çünkü orası artık yukarıya hazırlanma yeri olacak. Aşağıda hazırlayacağız. Yukarıda A takıma ya da Türkiye'ye ya da yurt dışına ihraç edeceğiz oyuncularımızı. Akademik formasyona sahip uzman antrenörlerle uygulamanın içinden gelmiş, Beşiktaş'ta futbol oynamış, teknik adamlık yapmış arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. BEFAM neredeyse A takım gibi olacak. Sayın Sergen Yalçın'ın bize bakış açısı, yaklaşımı, bizimle diyalogları bize bu cesareti veriyor. Zaten doğru adım da bu olsa gerek. A takımımızla çok sıkı entegre şekilde çalışacağız. Değerlerimiz, ilkelerimiz ve prensiplerimiz olacak. Aşağıdan yukarıya giden yolu en iyi Sergen Yalçın'la Mehmet Ekşi biliyor. Çünkü ikimiz de A takımda bulunduk. İkimiz de altyapıda bulunduk. İkimiz de duayen hocamız Serpil Hamdi Tüzün'le birlikte çalıştık. Bu resimler bize yeter. Biz buradan desteği gördüğümüz andan itibaren müthiş oyuncular üreteceğiz. Oyuncularımızın yeterlilikleri 5 dalda olacak. Bilinçlenmede yeterlilik, fiziksel yeterlilik, psikolojik yeterlilik, iletişim ve sosyal yeterliliklerle oyuncularımızı yetiştireceğiz. Beşiktaş'ta oynamış, efsane olmuş, Türkiye liglerinde antrenörlük, teknik direktörlük yapmış efsane oyuncularımızı antrenmanlara alacağız. Orada hem mevkilerin teknik kısımlarını, inceliklerini öğretecekler hem de oyuncularla ilgili bir motivasyon sağlamış olacağız. Bu arada mevki antrenörlüğü de geliştireceğimiz önemli işlerden biri olacak. Fırat Bey'le birlikte Almanya'da bir ekip yakaladık. Almanya'da Beşiktaş Akademisi'nin bir şubesini de Almanya'da yapacağız.
burada oyuncularımızın zihinsel elastikiyetini de sağlamış olacağız. Orada burada ne yapıyorsak orada da onu yapacağız ve Almanya'da Türklerin yoğun olduğu bölgelerde 22 bölgede scouting çalışmalarımız olacak. Bizim oyuncularımız oraya gidebilecek, oradan oyuncular bizim akademimize gelebilecek. Geçmişte Beşiktaş'ın kodlarında neredeyse altyapı Türkiye'nin bir numarasıydı. Dünyada bile sıralamaya giriyordu. Birçok her dönemde, yani belli bir dönemi kastetmiyorum, her dönemde Beşiktaş'ta gerçekten aşağıdan çok kaliteli oyuncular çıkmıştır. Sergen'i saymıyorum. İsimlerini verebilirim. Rıza, Ziya, Rıza, Süleyman, Sinan, Fikret, Küçük Haluk, sen başkasın ama. Fuat, Burhan, Tuğrul, Ercan, 9-10 tane oyuncuyla Beşiktaş 15 yıldan sonra şampiyon oldu. Demek ki biz de bunu yapabiliriz. Uzun mu oldu? Hızlanalım biraz. Hızlanalım mı başkan? Sağlar sizin hocam. Bizi dinlemek düşer. Evet. Kısa keseyim. UEFA'nın Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İspanya'da düzenlediği genç futbolcu gelişim programlarının hepsine katıldım. Altın Ordu sistemini 3 kez yerinde inceledim. Bizim yapabileceklerimiz, yapacaklarımız hiçbir yerde yok. Daha çok var ama bırakayım burada. İnteraktif şekilde soru cevap şeklinde geçebiliriz. Yarısını da size sonra anlatırım. Evet hocam. Buyurun. İsterseniz Sergen hocamla diğer yönetici arkadaşım Emre Kocadağ ve Sayın Kapıcıoğlu'nu da bir değerlendirmeden alalım. Ondan sonra sorulara geçeriz. Hocam demek istiyor ki devamı haftaya. Yani inşallah güzel şeyler burada paylaşırız. Çünkü Beşiktaş'ın hem maddi hem manevi açıdan yükselişinin ana formüllerinden bir tanesi tabii ki altyapı. Tabii ki bir diğeri de Mehmet Hocam aşağıdan topçularımızı yetiştirirken Sergen Hocamız da şampiyonluğu çok isteyen yapısıyla herhalde çok kupa kaldıracak. Keyifli günler bizi bekliyor. İnşallah böyle olur, dediğimiz gibi olur. Sergen Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu altyapıyla ilgili? Biliyorsunuz sizin çok istekli olduğunuzu ve Sayın Ekşi Hoca ile de bu işte başarılı olabiliriz söyleminiz beni çok etkilemişti ve süratli yola girdik. Sizden de bir iki görüş alabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz. Onu söyleyeyim. Yeni bir dönem başlıyor tabii Beşiktaş'ta. Mehmet Hocamız gerçekten camiamızın sembol isimlerinden olmuş. Yıllarca bu takımın formasını giymiş. Futbolu bıraktıktan sonra da çok önemli işlere imza atmış bir kişilik. Özellikle herkesin saygı duyduğu ve karakterli bir insan. O tarafı çok önemli. Tarihinde altyapısıyla öne çıkmış, çok büyük işler yapmış bir camiayız. İşte hocamız da saydı isimleri. Birçok isim camiamızdan yetişti. Ancak tabii son dönemde futboldaki bu maddi gücün çok yukarılara çıkması, sürekli dışarıdan milyon eurolarla oyuncu alalım. Ondan sonra da tabii kulübümüzün düştüğü ekonomik sıkıntılar malum. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz şu anda da. İşte başkanımız sağ olsun bütün vaktini, her şeyini buraya harcıyor düzeltmek için bazı şeyleri. Ama kolay değil.
Biraz zaman lazım. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. İnşallah bugün yeni bir dönemin başlangıcı olur. Her şey değişir. Biz Mehmet hocamıza güveniyoruz. Zaten iletişimimiz çok iyi kendisiyle. Onun çok iyi işler yapacağını, çok önemli işler yapacağını düşünüyorum burada. Ufak ufak zaten aşağıdan yukarıya çıkışlar başladı. Biliyorsunuz geçen sezon ben göreve geldikten sonra haftalarca iki tane 19 yaşında oyuncuyu oynattım. Ben fitili ateşledim zaten. Mehmet Hoca da inşallah devamını getirir. Halen kadromuzda bulunan 6 tane 7 tane aşağıdan gelmiş oyuncumuz var. Dışarıdan aldığımız oyuncularla beraber bu sayı şu anda 10'u buluyor. 10, 11'e yakın şu anda bizimle beraber olan 20-21 yaş civarında oyuncumuz var. Hala da işte genç oyunculara önem vermiyor, genç oyunculara desteklemiyor diye bazı eleştiriler aldım. Bunlar üzücü tabii benim açımdan. Yani geriye döndüğümüz zaman 19 yaşındaki iki tane oyuncu haftalarca ilk 11 oynatan bir antrenör var mı? Bence bir takip edin, bir bakın geriye dönün. Bu çok önemli bir konu bence. Böyle bir bu kadar zor pozisyonda, bu kadar sıkıntılı şartlarda göreve gelip 19 yaşında oyunculara güvenmek çok kolay bir iş değil. Ama bugünün geleceğini biz zaten geldiğimiz gün hissettirmiştik herkese artık yeni bir dönemin başlayacağını. Umarım bundan sonra aşağıdan gelecek oyuncularla, kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla çok daha güçlü bir Beşiktaş, çok daha güçlü bir camia, aşağıdan yetiştirip yüksek rakamlara satıp kulübe ciddi bir güç getirecek, maddi güç getirecek oyuncular. Bu oyuncular şu an kadromuzda mevcut. İnşallah işte Mehmet Hoca da bu proje kapsamında, ya bu bir senelik, iki senelik bir proje değil, beş senelik bir proje minimum. Bir şeylerin olması üç ay, beş ay olmaz. Biraz zaman vermek lazım, biraz sabırlı olmak lazım. Hocamıza destek vermek lazım. Ben elimden geldiğince o desteği vermeye çalışacağım. İletişimimiz iyi. Bundan sonra aşağıyla bağlantımız çok güçlü olacak. Sürekli irtibat halinde olacağız. Dışarıdan oyuncular alacağız. Genç oyuncular. 12 yaş, 13 yaş, 14 yaş. Çünkü genç oyuncuları bu yaşlarda alıp yetiştirmek çok daha önemli. Hem kulübümüzün felsefesine hem oyun mantalitemizi bu yaşlarda aşılamak çok daha önemli. Bu aşamada da Mehmet Hoca'nın oyunsal anlamda da bize çok katkısı olacak. Yani yukarıda ne istediğimizi oyunculara çok genç yaşlarda verebilirsek eğer bize geldiklerinde çok daha hazır, çok daha oynayabilecek pozisyonda olabilirler. Bunlar çok önemli. O yüzden inşallah önümüzdeki süreç hepimiz için iyi olur. Hayırlı olsun diyorum hocam. İnşallah burada çok güzel günler bekler seni. Teşekkürler. Evet. Yani böylece hocamızın da verdiği desteği ve vereceği desteği kamuoyunun önünde sizler de duymuş oldunuz. Bu benim için çok önemliydi. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayans hocama bir şey söylemek istiyorum. Hocam beni de çok eleştiriyorlar. Yazarlar, yorumcular. Bunlara kulaklarımızı kapayıp biz gerçek olduğumuzu, ne olduğumuzu biliyoruz. Yolumuza devam edelim. Kupaları kaldırdığımız zaman bunların hepsi susacaktır. Biliyorsun sen de böyle oluyor bu işler. Ben de dün yediğim eleştiriler yetmiyor. Bugün sabah tıraş oluyorum. Yine bir eleştiri. Girmeyeceğim konuya. Çünkü sürekli söz hakkı vermiş oluyoruz. Sizler de bizler de meşgul insanlarız. İşimiz çok yoğun hocam. Mecburiyetlerimiz var. Koca bir camiaya sırtlanmak zorundayız. Dolayısıyla bunlara takmayalım. O eleştirileri de yapanları da şahsen buradan doğru şeyler yapmadıklarını da haksız eleştiriler özellikle ve ağır eleştiriler ve eleştiri olmaktan uzak söylemler, yaralamak adına söylenmiş şeyler, zarar vermek adına söylenmiş şeyler. Bunların kendimle ilgili belki savunamayabilirim ama siz müsaade edin, ben sizinle ilgili her türlü savunmayı yapabilirim. Keyfinize bakın. Siz kupalara odaklanın, gerisini boş verin. Sevgili Emre'ciğim, A takımından sorumlu yönetim kurulu üye misin? Burada ne bekliyorsun? Görüşlerini alabilir miyiz? Söylemek istediğin şeyler nedir? Ben de hoş geldiniz diyorum sevgili basın mensupları. Tabii öze dönüş söylemimizle alakalı en somut adımlardan birini atıyoruz bugün. Mehmet Ekşi hocamız çok şanslıyız. Bizim camiamızın içinde olması, Beşiktaş'ta olması, Türkiye'de alanında en iyi altyapı noktasında kendini yetiştirmiş, ispat etmiş bir hocamız. Ona hoş geldiniz diyorum tekrar evinize. Tabii başkanım, biz geldiğimizden beri, Ekim ayından beri sizin önderliğinizde çok yönetim kurulu olarak
beraberce çok büyük işler yapıldı. Yapılamayacak, çözülemeyecek konular çözüldü. Bunların bir kısmı yansıdı, bir kısmı yansımadı. Ama biz bunları içerideki yöneticiler olarak, içeride daha yakın olanlar görüyorlar. Tabii bunların arasında iki tane çok büyük proje beni heyecanlandıran. Birincisi Sergen hocamızın gelmesiydi, imza töreniydi. Tekrar yuvasına dönmesiydi. O da çok uzun vadeli düşünülen bir adamın, bir projenin ilk adımıydı. İkincisi de bugün Mehmet Ekşi hocamızın aramıza katılarak altyapı noktasında Beşiktaş'ın geleceğiyle alakalı atacağımız adımın bir başlangıcı oluyor. Bu anlamda yeniden hoş geldiniz diyorum hocama. Şeref verdiniz, gurur duyduk, onur duyduk. Şeref bana. Bundan sonrası için başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ederim Emre. Evet, Sefer abi, Sayın Kapıcıoğlu, Sefer Kapıcıoğlu abimiz bize danışmanlık yapacak, yanımızda olacak. Sen söylemek istediğin bir iki çift söz varsa size dinlemek istiyoruz. Sayın Başkan, iki gündür hasta yatağımdan kalktım, geldim. Niye geldim? Başkanı sevdiğimden geldim. Sergen Hocam, Mehmet Ekşi'ye. Bizim iki tane çok değerli hocaya, çok değerli başkana sahibiz. Benim demek istediğim, kulüp her zaman iyi olur. Yeter ki siz dürüst olun. Dürüst olun yeter. Gerisi falan. İşte üç tane dürüst adam. Hepsi. Başka ne diyeyim? Bu kadar. Evet. Bazen insanlar fikir ve düşünceleri çok kısa özetleyebiliyor. Teşekkür ederiz Sefer abi. Sağ olun. Şimdi soru kısmına geçelim. Soruları kime soracaksanız lütfen ismiyle sorun. Onu rica ediyorum. Öncelik almıştı başkanım. İşte Beşiktaşlılar her zaman nazik ve kibar. Öncelik hanımefendilerin. Evet. Çok haklısınız. Çocukları da böyle yeteceğiz değil mi hocam önce? Tabii ki. Buyurun. Burcu Eken 14 TV. Öncelikle hayırlı olsun hocam. Futbol ekosisteminde kadının sayısını arttırmak için Beşiktaş Futbol Akademi'de kadın antrenörler çalışmayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda da çalışırken bayan milli takımlarıyla çok iç içeydik. Hatta onların antrenmanlarına katılıp onlara eğitim verdim antrenmanlarda. Dünyada da zaten bir trend haline geldi. Yükselen trend haline geldi bayan futbol takımı. Ben Mehmet Ekşi olarak her zaman destek olacağıma söz veriyorum burada. Belki başkanımı da kandırırım. Buyur. Haluk Kesimlilik Radyo. Mehmet Hocam'la yıllar evvel bir programı konuk olmuştuk. Yaptığım bir programı konuk olmuştunuz ve şöyle söylemiştiniz. Ah Haluk demiştiniz, bir tane futbolcu var. Ayağına top inanılmaz yakışıyor. Her geldiğinde gol oluyor. Muhteşem bir topçu. Harika bir çocuk. Ama ah Haluk ah dediniz. Yani kafası hiç doğru değil. Olmuyor bu çocuktan bir türlü dediniz. Bu çocuk Beşiktaş'ta da oynadı sonra ama çok kısa bir süre oynadı. Sonra birçok değişik takıma gitti Batuhan. Ve bunu söyledikten sonra size sorum şu. Futbolcu yetişir. Birçok yetenekli futbolcu yetişir. Ama iyi insan olmadan iyi Beşiktaş'ta olunmaz lafından ve akademi olarak. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Psikologlarla çalışacağınızı söylediniz ama asıl önemli olan bu. Yani iyi kafaların yetişmesi için neler yapacaksınız? Yani Batuhan başlı başına bir problem olarak Türkiye'nin başına düştü. Halbuki ben tam tersi fikirdeyim. Benim Batuhan'la ilgili demecim var. 16 yaşındaydı herhalde. Daha herhalde amil takımına seçildiği zaman mıydı neydi? Televizyon demeçlerim var. Bulabilirsiniz. Beşiktaş ve amilli takım 10 yıl santrafor aramasın diye. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncuydu. Ama suçun yarısını ben alıyorum.
Yani biz elimizden gelen her şeyi yaptık gerçekten. Defalarca babasıyla toplantılar yaptım, kendisiyle yaptım. Ekip içerisinde her türlü yardımı yaptık. Ama ben o dönemki Beşiktaşlı yöneticilere yalvardım. Dedim bunu lütfen göndermeyin. Beşiktaş bunu, Beşiktaş disiplini, Nevzat Demir tesislerindeki disiplin bunu futbolcu yapabilir. Ama gitti, gidince de dışarıda o kaliteyi bulamadığı için tabii kontrolsüz kaldı. Yazık oldu diyeceğim. Evet Fatih Bey buyurun. Fatih Doğan Sabah, TRT. Başkanım hayırlı olsun, Mehmet Hocam hayırlı olsun. İlk defa böyle bir fotoğrafla karşılaşıyorum meslek yaşamımda. Sergen Hoca, A takım sorumlusu, teknik direktörü, A takım sorumlusu, başkan. Bir aile, gerçekten güzel mesaj. İnanıyorum ki bunun altı dolacaktır. Ama Sayın Fırat Fidan'ın uzun süredir bu konuda çalışmaların olduğunu biliyorum. Saha problemi vardı. İyi oyuncuların yetişmesi için iyi testlere ihtiyaç var. Projede heyecanlandırdı. Bir takviminiz var mı? Biliyorum kulübün sıkıntıları da var ama bu projeler hazırlanmış. Konteynerlardan yetişen bir nesil de vardı Beşiktaş'ta. O günleri de unutmadık. Daha iyiyiz, daha güzeliz ama şunu merak ediyorum. Tesisler ne zaman bitecek? Bu gençler, bu akademik bilgileriniz, donanımlarınız Yeşil Çimen'le ne zaman buluşacak? Çok teşekkür ederim. Fırat Bey, şimdi tesisi idari tarafı var. Devlet hükümetimizde olan tahsis kısımları var. Oraları henüz aşamadık ama bana göre aşılacak. Yani hele Mehmet Ekşi'nin de adını duyduktan sonra oraları bize tahsis etmeyecek adam tanımıyorum ben. Öyle düşünüyorum. Belki daha evvel bizi kötü niyetli görebilirler. Hep böyle böyle deniliyordu, olmuyor ama Sayın Hocamı şimdi görürlerse belki inanır, arazimize verirler Sergen Hocam. Dolayısıyla geri kalanı Fırat'a soralım. Fırat, tahsis edildikten sonra ne kadarlı bir sürede ne yapmayı düşünüyorsun bir. İkincisi, istiyorsan bırakmam senin kampanyası devam ediyor. Bu tesisde yardım isteyebilirsin. Ayıp bir şey değil. Biz camiayız. Elden yardım istemiyoruz. Kendimizden, birbirimizden istiyoruz. Hadi bakalım nasıl isteyeceksin yardımı bu konuda. Bir de seni bir dinleyelim. Başkanım, ikinci başkanımız Adnan Dalga Kıran'la beraber bu konuyu konuştuk daha önce. Tesisimizin yapımı için aslında farklı bir bağış kampanyası da başlatacağız. İzinler alındıktan sonra inşallah 60'da 90 gün içinde de tesisi bitirip hayata sokmayı düşünüyoruz. Yani inşallah bu önümüzdeki sezon maçlarımızı oynayacağımız bir tesis haline getireceğiz. Aynı zamanda kadın futbol maçlarında yine o tesiste oynamak istiyoruz. Tesisin videosunda özellikle gösterdik ki bu bağış kampanyasında özellikle taraftarlarımız hep ben de birebir de konuştuğumda işte sosyal medyada da bize sürekli soruyorlar. Para veriyoruz ama bu paralar nereye gidecek? Nereye harcanacak? İşte altyapıya harcayın, işte bu paraları verelim diyorlar. Biz de okey, altyapıya harcayacağız, o zaman paraları verin diyoruz. Bağış kampanyamızı dediğim gibi bizim iletişim tarafı mutlaka çıkaracaktır bu izinler alındıktan sonra. Teşekkür ederiz. Evet Fıratçığım, belli de olmaz. Bakarsın bir iş adamı çıkartır gelir, alını koyar, hepsini birden yapabilir. Başka var öyle birkaç teklif. Yani sen oralardan hallet, diğerlerini ben toplayacağım. İkimiz aynı yere gitmeyelim. Tamam. Peki, teşekkür ederiz. Arkadaşlar 200 soru daha alalım. Kaç kişi var? 1, 2, 3, 4. Sonra nokta koyalım. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Peki, senden başlayalım tanışım. Buyur. Sergen Hocam, sorum size. Altyapıda Beşiktaş özellikle geçmiş dönemde biraz önce Sayın Mehmet Ekşi'nin de dile getirdiği gibi öyle isimleri çıkarttı ki gerçekten de hedef yüksek. Şu anda A takıma bakıyorum. Ersin oynuyor. Emre Bilgin kaleden yavaş yavaş geliyor. Rıdvan var. Kartal var. Şimdi aklıma gelmeyen birçok isim var. Siz altyapı konusunda önümüzdeki sezon ve diğer sezonlarla birlikte kaç isim çıkarsa kendinizi bu anlamda başarılı olmuş addedeceksiniz acaba? Şimdi öncelikle altyapı demeyelim. Serpil Hoca çok kızıyordu altyapı dediğiniz zaman. O öz kaynak diyordu. Ve altyapı diyenlere de çok kızar. Sevmediği bir konudur o. Kaç oyuncu oynatmak istiyoruz? Biz 20-30 tane oyuncu alırız. Bizim için bir sorun yok. Ya oyuncu olduktan sonra bir sıkıntı yok. Ama başkanla da bunu paylaştım daha önce. Biz genç oyuncu diye kimseyi alıp Beşiktaş'ta oynatamayız.
bu seviyeye mutlaka uygun olmalı. Mutlaka gelişime açık olmalı. Mutlaka en azından 2-3 tane farklı yeteneği olmalı oyuncuların. Biz geri kalan kısmı zaten hallederiz. Ama tabii algı çok farklı yaratılıyor. Şu anda bizimle beraber antrenman yapan genç oyuncuları sen saydın ama çok eksik saydın. 11 tane falan oyuncumuz var bizim şu anda genç. 20 yaş bandında. Buna güveni falan da katalım yani. 20 yaş bandında, 24 yaş bandında takımın yaş ortalamasını da düşürmeye çalışıyoruz. O çalışmalarımız da var o konuyla ilgili. Ama oyuncu yeter ki bir yukarıya çıkacak kapasitesi, seviyesi olsun. Gerisi kolay. Ama algı yanlış. İşte genç oyuncularla oynayalım. Tamam ben genç oyuncularla oynayayım. 6. hafta 3 mağlubiyet 2 beraberlik kaldı mı ne olacak? Bana diyeceğiniz mi? Ya hocam sen büyük hocasın bak genç oyuncularla oynuyorsun. Kimse böyle söylemiyor Türkiye'de maalesef. Herkes tabelaya bakıyor. Ya yani tamam ben genç oyuncularla oynayayım da tabela tarafı ne olacak işin? O tarafı çok önemli. O yüzden biz hem genç oyuncuları kazanmayı planlıyoruz. Bu taraftan da yarışmacı takım olmaya çalışıyoruz. O yüzden değerlendirme yaparken bence bu konuları çok dikkatli böyle irdeleyelim. Neden? Çünkü genç oyuncuya değer vermiyoruz. Çok basit bir eleştiri. Yani siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Takımın kadrosunu biliyor musunuz Beşiktaş'ın? Bir bakın bence önce. Kaç tane genç oyuncu var bizde? Kaç tane oynayacak kapasitede şu an daha takımda genç oyuncu var? Fazla var. Yani olması gerekenden zaten şu an fazlası var. O yüzden biz Mehmet Hoca ile zaten iletişimimiz iyi. Kontak halinde çalışacağız bundan sonraki süreçte. Artık aşağıyla yukarının kopukluğu olmayacak. Ciddi bir bağlantı olacak. Bütün plan programları beraber yapacağız. Hatta ben işte rezerv takımı, 19 takımı, onların hocalarını bile Mehmet Hoca'dan izin istedim. Dedim bunları ben belirleyeyim. Çünkü bizim iletişimde olmamız gereken hocalar orada olmalı. Biz oradaki oyuncuları takip etmeliyiz. Yani bunu 12-13 yaşından al, 19'a çıkar. Eğer bizim seviye istediğimiz seviyede bir kalitede çıkarsa ondan sonrasını biz daha kolay hallederiz. O yüzden o 5-6 senelik oyuncuların gelişimini doğru yapabilirsek yukarısı daha kolay. Eskiden A takımda oynamak çok zordu. Genç oyuncular için özellikle. Ben biliyorsunuz staj yapmıştım PAF takımında yıllar önce. O zamandan biliyorum. Yukarıya çıkmak çok zordu. Çünkü öyle bir bağlantı yoktu. İlk Necip'in A takıma çıktığı dönemi biliyorum. Ben de oynuyordu o zaman PAF takımında Necip. O zaman bile ben alın bu çocuğu artık yani burada olmaz bu. Artık burayı aştı. Yukarı çıkması lazım. Onu hatta biraz da zorlayarak yukarıya vermiştik. Oynaması lazım diye ki o dönemde de çok iyi oyuncularımız vardı. Ama yeterli gelişimi sağlayamadığı için oyuncularımızın hiçbirisi o seviyeyi bulamadılar. Şimdi daha planlı programlı hareket etmeyi düşünüyoruz. Daha doğru işler yapmayı düşünüyoruz ki elimizdeki yetenekli oyuncular heba olmasın. Yani çünkü zaten çok zor yakalamak. Yakaladığımız oyuncuyu kaybetmeyelim. Amacımız o. İnşallah işte Mehmet Hoca o konularda çok tecrübeli. Çok önemli deneyimleri var. Hem Beşiktaş'ta hem Futbol Federasyonu'nda. Mehmet Hoca'nın hiç sorun yaşayacağını düşünmüyorum bu konularla ilgili. Evet hocam demek istiyor ki var da mı oynatmıyoruz? Olursa oynatacağız. Teşekkür ederim hocam. Buyur canım. Sayın Başkan hayırlı olsun. Türkiye'de konuşulan bir proje var. Rezervlik projesi. Kulüp olarak bu duruma bakışınız nedir? Sergen Hocam bana bir iki cümle alırsam sevinirim. Hayırlı olsun tekrardan. Soru sana soruldu ama müsaade edersen ben bir giriş yapayım orada. Ben buraya gelirken federasyondan geldim. Maalesef bu rezervlikle ilgili konuda talepte bulunan 3 takım olmuş. Biri Beşiktaş, diğer ikisinin adını vermeyeceğim. Diğer hiçbir kulübümüz maalesef rezervlikle ilgili müracaata sıcak bakmamışlar. Dolayısıyla rezervlikin olup olmayacağını toplantıdan sonra ben hocalarımla paylaşacağım. Nasıl bir çözüm bulacağız? Orası biraz şu anda o tablo hoş gözükmüyor. Daha bu konuda hocamın vereceği bir cevap yok bildiğim kadarıyla. Tamam. Evet. Sonra da sen. Muhammed Atmar, Haber Global. Sorum Mehmet Ekşi Hoca'ya. Yine bu rezervlikle bağlantılı. Bu rezervlik kulislerde kurulacağı konuşulmaya başlandığında rezerv ligde başarıyı yakalayan takımların İspanya örneğinde olduğu gibi, Almanya örneğinde olduğu gibi profesyonel liglere entegre olacağı şeklinde düşünüyordu ama federasyon bu konuda kısa bir açıklama yaptı. Buradan bakıldığında bu ligde başarı yakalayan takımların sadece para
ödülüyle ödüllendirileceği, yine bildiğimiz eski PAF Ligi, A2 Ligi, U21 Ligi gibi devam edileceği şeklinde bir intiba oluştu futbol kamuoyunda, ben de. Bu noktada size sormak istediğim soru şu. Başkanım zaten söylediği gibi 3 takım başvurmuş. Muhtemelen bu lig kurulmayacak veya eski U21 Ligi gibi devam edecek. Benim size sormak istediğim soru şu. 3. ligden bir takımın yarışma hakkı satın alarak U21 takımını diğer akademik yaş gruplarından ayırarak, bu Beşiktaş, FK, Kartal Yurdu gibi bir takım ismiyle 3. ligde bu U21 takımını yarıştırma fikri düşünülebilir mi? Bunu uygulayan Avusturya'da takım var. Liefering isminde. Bu takım Red Bull futbol yapılanmasına ait. Liefering Salzburg'u besliyor. Salzburg Leipzig'i besliyor. Bizde böyle bir yapı düşünülebilir mi? Birinci sorun bu. İkinci sorun da yine buna bağlantılı olarak. Eğer böyle bir şey ilk etapta düşünülmezse, genç oyuncuların tecrübe kazanması için kiralanması konusunda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Çünkü genç oyuncular bugüne dek kiralandığı takımlarda genelde kadroda kalabalık olsun diye, rotasyonda maçın son dakikalarında 15-20 dakika oyuna alalım düşünülerek transfer edildi. Bunun en son örneği geçen yıl devre arasında Giresunspor'u kiraladığımız Muhayre Oktay. 17 maçın yalnızca 115 dakika forma giydi. Genç oyuncuların kiralanması için bir pilot takım, besleyici takım düşünceniz var mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bizim istediğimiz, ben Futbol Federasyonu'nda çalışırken de bunun çalışmalarını yaptık. Bizim kulüplere yararlı olacak sistem dediğimiz şey ligde oynamaları. Örneğin işte Beşiktaş 1-3. Lig grubunda takım olarak oynarsa futbolcuların burada daha gerçekçi, daha iyi gelişeceğini hep birlikte bir karara varmıştık. Ancak rezervlik aynı kaliteyi verir mi? Çok da emin değilim doğrusu. Ama yani bir söylentilere göre federasyonun böyle bir fikri vardı sanki. Eğer yeterli rezerv lige yeterli sayıyı bulamazsak başvuranları 3. lige verebiliriz gibi bir düşünceleri vardı. İnşallah olur. Ben bunu destekliyorum. Yani genç, biz yaratacağımız sistemde gerçekten yani 19 yaşına gelmiş oyuncular, bizim büyük çoğunluğu mutlaka A takımda oynama kalitesini yakalamış oyuncular olacak. Diğerleri de, geriye kalanları da belki başka takımlara kiralık olarak verebiliriz. Evet. Hayırlı olsun tekrar yeni yapılanma altyapıda. Gürler Akgün, Bein Sports. Öncelikle Sergen Hocam'a sormak istiyorum. Hocam, dünya sol bek, sağ bek arıyor. Sizin elinizde bir sol bek var ki Beşiktaş altyapısından yetişmiş, öz kaynak düzeninden gelmiş Rıdvan. Şimdi Rıdvan'ı değerlendirmenizi rica edeceğim. Rıdvan'ı Avrupa'nın o büyüklüklerinde ne zaman görürüz? Ondaki ışıktan bahsedebilir misiniz? Sayın Başkanım, size de şunu sormak isterim. Türkiye Cumhuriyetler'de çok büyük ilgi var. Özellikle Beşiktaş adı da o bölgelerde parlıyor. Bir çalışmanız olacak mı? Öz kaynak düzeninde de yine Türk Cumhuriyetlerden gelen genç oyuncular var. Neler söylersiniz? Teşekkürler. Öncelikle genç oyuncularla ilgili şunu söyleyeyim. Bu genç oyuncuların fazla üstüne gitmeyin. Yani siz hepiniz basın mensubusunuz, televizyoncusunuz, sürekli yazıyorsunuz. Çocukları rahat bırakalım. Sürekli oynuyor mu? Niye oynamıyor? Ne zaman oynayacak gibi sorular soruluyor. İşte eleştiri yapılıyor. Yok, o niye oynamıyor? Bu genç oyuncular için bu niye oynamıyor? Biz onlara oynamaları gerektiği zaman oynatırız. 18 yaşında da oynar bir oyuncu. 20 yaşında da oynar. Bekler. Zamanı gelince oynar. Sırası gelince oynar. Oynaması gereken maç gelince oynar. Bunlar belli olmaz. Bunlar yani dışarıdan şu eleştiriler var işte. O niye oynamıyor? Rıdvan niye oynamamış mesela? Geçen sene kaç tane maçta oynattık? Caner kulübede oturdu, Rıdvan oynadı haftalarca. O zaman da ben oynattım. Ha, o zaman oynaması gerekiyordu, oynadı. Oturması gerekiyorsa otururlar. Oynaması gerekiyorsa oynarlar. O yüzden yani şimdi dışarıdan bakış çok farklı. Siz antrenmanları izlemiyorsunuz. Oyuncuların sakatlık durumlarından çok bilgi sahibi değilsiniz. Oyuncuların psikolojileriyle ilgili bilgi sahibi değilsiniz. Biz bu oyuncularla 24 saat beraberiz. Her gün beraberiz. Antrenman yapıyoruz.
Eğer bir oyuncunun çok fazla üstüne gidersek onu kaybetme riskimiz ortaya çıkar. Kaybedebiliriz oyuncuyu oynatacağız diye sürekli. Bekleyelim. Oyuncular sırası geldiği zaman zaten oynuyorlar. O yüzden kısaca anlatmaya çalıştığım, çok fazla aceleci olmayalım. Çok biraz işler kötü gittiği zaman, işte maç kazanmadığımız zaman, işte genç oyuncuları oynamıyor. Niye oynamıyor? Ya oynatıyoruz. Zamanı geldiği zaman oynatırız. Ama şunu da beklemeyin. 7 tane genç oyuncuyu da oynatamayız. 6 tane genç oyuncuyu oynatamayız aynı anda. Burası Beşiktaş. Hedefi olan bir camia. O yüzden yavaş yavaş sırası gelince zamanla hepsini yavaş yavaş ön plana çıkaracağız. Rıdvan önemli bir oyuncu. Bence çok ciddi gelişim gösteriyor. Özellikle geldiğiyle şu günkü arasında çok ciddi farklılıklar var. Çok daha iyi yere gelecek diye düşünüyorum. Belki yurt dışı büyük bir ihtimalle olabilir. Aynı keza Ersin de o şekilde. Aydın Hasiç çok önemli gelişim gösterdi. Geçen sezon geldiğinde çok ilgimizi çeken bir oyuncu değildi ama bu sezon başladıktan sonraki performansı ve kendini geliştirmesi, seviye atlamaya, gelişime açık bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Onda da çok ilgileniyoruz. Atakan keza çok önemli bir oyuncu. Özellikle Altın Ordu Kulübü'ne buradan teşekkür etmek istiyorum. O sizin aracılığınızla. Çünkü gerçekten iyi hazırlıyorlar genç oyuncuları. Oyuncuların oyun anlayışları, pozisyon almaları gerçekten çok iyi. Çok fazla bir şey öğretmek zorunda kalmıyoruz. Çok iyi geliyorlar oradan. Sizin nezdinizde Altın Ordu'ya teşekkür ediyorum buradan. Onlara da. Zamanı gelince hepsi oynayacak. Acele etmeyelim. Son soru sizin ve kapatıyoruz. Demin elinizi kaldırdınız. Evet. Son soru. Evet, soru toplantıyı bitireceğim arkadaşlar. Şafak Malatya. Öncelikle Mehmet Hocam tekrar hoş geldiniz Beşiktaş'a. İki sorum olacak Sayın Fırat Fidan ve size. Birinci sorum, bugüne kadar hep eleştiriler altyapı oyuncuları üzerinden oldu. Altyapıdan niye oyuncu yetişmiyor? Niye bunlar oynamıyor? Sergen Hocam'ın gelişle birlikte tabii ki altyapı çıkışta olduğu için altyapıyla alakalı beklentiler de çok yükseldi. İdari olarak altyapıdaki oyuncuların transfer edilmesi, kiralanması, kiralık sözleşmeleri gibi durumlarda siz ayrı bir idari birim olarak hareket edebilecek misiniz ya da edecek misiniz? Böyle bir projeniz var mı? Siz mi karar vereceksiniz kimin nereye kiralanıp nereye satılıp ya da kiralanmada oynama şartı konması gibi detaylara ya da Sayın Başkan mı? İkinci sorum da size hocam. İnsan kaynağı olarak belki Avrupa'nın en genç nüfusuyuz. Ben açıkçası Türkiye'de genç yetenek sorunu olduğunu düşünmüyorum. Yetiştirici sorunu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel projelerinizden bahsettiniz. Sizin yetiştirici ekibinizle alakalı bir projeniz var mı? Yani altyapıda çok oyuncu var ve siz de işin ehli birisiniz. Ama alt kadronuzu oluştururken ne gibi kriterler belirleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. İlk sorunuza cevap vereyim ben. Şimdi bizim bu sene kadrodan çıkan 31 tane altyapıdan 19 dediğimiz ve 17'de oynayan 19'da oynatabileceğimiz önümüzdeki sezonda oyuncumuz çıktı. Bunların bir de geri dönen kiralık oyuncularımız vardı. Bunların 6-7 tanesi zaten Sergen hocamız A takımı aldı. Bir 6-7 tanesi de şu anda O19 takımına oynayacak diye planlama yapıldı ve yaklaşık bir 14-15 tanesine teklif var şu anda. Biz de rezerv ligi bekledik bu ne olacağından dolayı ve nasıl bir karar veriliyor diyecekseniz hocalarımız karar veriyor burada. Hocalarımızın tamamıyla kararıyla yürüyoruz ve ona göre de sözleşme maddelerine bizim idare ekip tabii ki bazı şartlar koyuyor. Nitekim Kerem Kalafat'ta Giresunspor'a kiralanırken en az 20 maç oynama şartı kondu. Yeni oyuncularımız için de yine bunu gözetmek istiyoruz. Mutlaka giden oyuncularımızın sözleşmelerine şartları koymak istiyoruz. Ben Avrupa'da çok ülkenin genç futbolcu gelişim programlarının hepsi bilgisayarımda duruyor. Çağdaş yani en son İsviçre'ye gittik. İsviçre'de ben UEFA'da pro lisans hocalarına ders verdim. Bütün ülkelerin, çağdaş ülkelerin hepsinin genç futbolcuyla ilgili antrenman metotları hepsi bilgisayarımızda duruyor. Ayrıca bizim projelerimizden biri de, tabii birçok şey vardı söyleyemedim, Fransa'dan, İspanya'dan, Almanya'dan onların futbol federasyonunda çalışmış hocaları
kendi grubumuz içerisine alacağız. Yani çağdaş dünyada ne oluyorsa anında biz bileceğiz. Metotlarımız hazır bizim. Biz Rasim Kara'yla Türkiye Futbol Federasyonu'nda karşı karşıya oturuyoruz. 5 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz biz. Tamam. Peki arkadaşlar, yaklaşık 1 saat oldu. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben toplantıyı bitirmeden önce görevi Sayın Ekşi Hocam'a devreden Necmettin Çelikhan Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Oldukça kurumsal bir şekilde altyapıyı demeyelim, öz kaynağımızı taşıdığınız için 1 yıl boyunca size teşekkür ediyoruz. Sergen Hocam'a verecek katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve sevgili Ekşi Hocam'a da başarılar diliyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.